İsrail güçleri Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi. Evin ruhsatsız olduğu iddiasıyla tahliye emri verildi. Tahliyenin ardından Şeyh İkrime Sabri'nin evi yıkılacak. İsrail işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yıkım politikasını sürdürüyor. Bu kez hedefte Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'nin evi var. İsrail polisi ve İsrailli belediye yetkilileri Şeyh Sabri'nin yaşadığı binaya baskın düzenledi. Binanın ruhsatsız inşa edildiği gerekçesiyle yıkılacağı ifade edilerek tahliye emri verildi. Mescid-i Aksa imamı Şeyh İkrime Sabri'nin avukatı ise baskının zamanlamasına dikkat çekti. Bina için yıkım kararının 2004'te çıktığını söyledi. 20 yıl sonra bu emri özellikle bugünlerde uygulamak istiyorlar dedi. Mescid-i Aksa imamı yıllardır İsrail polisinin ve fanatik Yahudi örgütlerin hedefinde. İsrail güçleri birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırdı. Hakkında defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verdi. Yurt dışına çıkış yasağı koydu. İsrail 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait evleri sık sık ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkıyor. Filistinlilerin inşaat faaliyetleri kısıtlanırken İsrailli işgalci yerleşimcilerin ise önü açılıyor. Bir taraftan da İsrail'in Gazze şeridinin kuzeyinde 27 Ekim'de başlattığı kara operasyonunda ölen İsrail askerlerinin sayısı 72'ye yükselmiş durumda. O durum. İngiltere, Gazze'de tutulan ve aralarında İngiliz vatandaşlarının da bulunduğu rehinelerin yerini tespit etmek için İsrail'e istihbarat desteği sağlamaya hazırlanıyor. İngiltere Savunma Bakanlığı, İsrail ve Gazze üzerindeki hava sahası dahil olmak üzere Doğu Akdeniz üzerinde gözetleme uçuşları gerçekleştirileceğini duyurdu. Gözetleme uçakları silahsız olacak ve yalnızca rehinelerin yerini tespit etmekle görevlendirilecek.